Merhaba, iyi akşamlar. Bugün 46. Medyaskop Kültür ve Tarih Sohbetleri programına başlıyoruz. Bu akşam yine kıymetli bir kardeşimiz, sağ olsun bizi kırmadı, geldi. Mehmet Berk Yaltırık. Biz kendisini uzunca bir süredir aslında sosyal medya üzerinden takip ediyorduk. Böyle hortlaklı, korkulu, kabadayılı bir sürü hikaye anlatıyordu. Tesadüf, tam da bugünlerde aslında biz onu hesap ederek şey yapmamıştık. İyi de oldu, denk geldi. Kendisinin ilk kitabı Yedi Kuleli Mansur, İtaki Yayınları'ndan çıktı bu kitap. Ve kitap, açıyorum şu anda, üzerinden dumanlar çıkacak şekilde taze çıkmış, birkaç gün oldu ve Mehmet kardeşimiz sağ olsun getirdi. Bir de bize güzelce bunu imzaladı. Edirne hortlaklarından ürpertili bir selam diye, böyle esprili güzel, çok sağ olasın diyelim öncelikle. Bu kitabı da keyifle okuyacağımızı umuyorum. Mehmet Berk Yaltırık böyle Twitter'da özellikle cuma akşamları gece 12'den sonra, değil mi hocam? Böyle evet, bir evet. Yazmaya başlıyorsun, sabaha kadar sürüyor. Ben bazen genellikle uyuyorum, söyleyeyim bunu. Duyuruları yaparken diyor, evet. Hani uyanıyorsun, sabah okusun. Evet, ben sabah okuyorum abi. Sabah okuyucularından. Evet, ben sabah okuyucularındayım ama ya, hakikaten yani böyle cumartesi gününe bir şey katıyor. Devamlı böyle okumaya çalışıyorum. Atladıklarımız oluyordur illaki ama... İstersen sen bir önden bir kendini birazcık bir tanıt, sonra da bu işe nasıl bulaştın, bir oradan bir devam edelim istiyorsan. Öncelikle şunu söyleyeyim, hani bu işlerle nasıl uğraştığımı söylüyor çoğu insan. Hobi olarak mı uğraşıyorum yoksa mesleki olarak mı? Biraz bir mesleki boyutu var. Tarihçiyim ben. Evet. Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. Yüksek lisans eğitimimi de orada aldım. Aslında asıl ihtisas alanım şey, genel Türk tarihinde ve şey, Erken Altın Ordu dönemi. Evet. Moğolların... Deşli Kıpçak sahasında ilk girişi vesaire, ama korku hikayelerine de bir yönden çok merak duyduğum için çocukluğumdan beri araştırmalarımın bir yönünde hep hortlaklar, şimdi doğaüstü hikayeler, memorantlar, halk bilim vesaire vardı. Onun dışında yine dedemden, anneannemden dinlediğim eski öyküler, ki onlar hani korkulu hikayeler de anlatırlardı, aktarırlardı bana, çocukluğum onlarla geçti ama... onun dışında özellikle dedem eski kabadayılık, eşkıyalık hikayeleri de aktarırdı ve o bayağı bir zihnimde yer tutardı. İşte Ustura Kemal dizisi vardı 1996'da, ben çocuğum o zaman, yeni uyarlanmaya başlamış ATV'de. Bir yandan onu izliyordum, bir yandan da dedem o zaman benim için bir nevi Google'dı. Evet. Ona soruyordum ben. O tiplemelerin gerçekleri ne olduğunu, hangi kitapta anlatılır falan. Refik Cevat Ulu'ya sürekli atıf yapardı. Evet. Kendisindeki çalınmış mıydı, kaybolmuştu galiba. Bulmamı söylerdi hep o kitabı. O kitapta daha detaylı olduğunu söylerdi. Dolayısıyla çalışmalarım hep o yönde seyrettiği için, işte bir yandan suç tarihi, bir yandan işte bu eşkıyalar, kabadayılar, bir yandan normal tarihin kendisi, normal tarih konuları, siyasi kültürler, evet, vesaire. Bir yandan da bu halk bilim konuları hem beni bir merak olarak çekti, hem de hikaye anlatmayı ve yazmayı sevdiğim için bunlara yöneltti beni açıkçası ve hep ikisi de birbirini besledi. Yani çok alakasız bir hikaye yazarken, bir 4 sayfalık hikaye için ben çok önemli bir araştırma konusu, başlığı verecek verilere ulaştığım oldu yani. Evet. Böyle bir ilişki söz konusu. Kırım Haber Ajansı'nda çalışıyorum aslında normalde. Hani gazeteciyim, evet, orada Türkçe sayfa editörüyüm. Ama onun dışında tarih araştırmaları, işte halk bilim araştırmaları, kalan zamanda da edebiyat işleri, özellikle Twitter'da, sosyal medya üzerinden, evet, hikaye aktarımı etkinlikleri düzenliyorum. Bazen işte okuyucularla toplanıp, planlaştırıp, kararlaştırıp korku geceleri düzenlediğimiz de oluyor. Yani toplanarak, evet, hikaye etkinliği yaptığımız da oluyor. Edirne'de mi yapıyorsunuz bunları? Genelde Edirne'de. Evet. 1 Nisan tarihinde de bu Beyoğlu'nda Ayrıntı Sanat Akademisi varmış. Oraya gideceğim. Orada bir etkinlik olacak. Eğer orada da hani gelen işte tepkilere, etkilere göre orada belki de hani İstanbul'da belli zamanlarda bu tür etkinlikler olabilir. Hocam, bu şimdi geri başlayalım bu kabadayılık mevzusuna. Kabadayılık. Külhan Beyli, kabadayılık, ondan sonra bu kültür üzerine zaten yazdığınız romanda da
Yedi Kuleli Mansur anladığım kadarıyla böyle bir karakter. Evet. Nedir bu işin evveliyatı? Yani bu erken modern dönem mi diyoruz artık o dönem? Anlamıyorum işte. 1800 bizim dönemlerde de klasik var. Modern öncesi. Falan. Evet, modern öncesi dönemde bu bu kurumun işlevi neydi vesaire. Yani böyle bir buradan bir giriş yapalım istedim. Tarihi neydi geçmiş? Aslında şöyle, Robal'la şöyle bağlantılı. Ben Robal'ı yazmadan önce kendime şu soru sordum hani. Yani aklıma daha doğrusu şu soru geldi. Acaba kabadayılık ne kadar eskiye uzanıyor? Hı-hı. Çok eskiye mi uzanıyor gerçekten? Yoksa daha yakın döneme 200 yıllık, 300 yıllık bir tarih mi var diye. Hem işte linguistik, yani bu kabadayı ya da işte zorba. Çünkü metinlerde genelde şey var. Kabadayı bir döneme kadar kullanılıyor. Ondan önce dayı ya da zorba tabirleri, zorbaz tabirleri kullanılıyor. Hı-hı. Dolayısıyla o kelimelerin işte etimolojik kökenini araştırma. Hani ilk hangi belgede neye göre geçiyor? Hangi sınıfa, hangi gruba neye göre isim veriyorlar diye. Normalde kabadayılığı eğer kavram olarak ele alırsanız orta çağa kadar uzanır. O ahtas ya da ayyar denilen kimselerden bahsedilir. Mesela ayyar işsiz güçsüz ama aynı zamanda da şey işsiz güçsüz delikanlıların nitelendirme kelimeleri ama aslında kökünde gözü pek, kurdas, akıllı, cingöz anlamına gelir. Ve orta çağda genelde bu işte işsiz güçsüz, insanları tehdit eden, geri geldiği zaman çıkar oluşturan kimseler böyle çete tarzı oluşumlara da bu ismi verildiklerini görüyoruz. Yani bu tip kimselerden bahsediliyor İslam tarihinde. Zaman evet. zaman şehirleri yönetiminde etkili oldukları anlatılıyor vesaire. Yani böyle bir kavram var ve bu kavram Yeniçerilerin ve Yeniçerilerin içindeki kabadayılığı da kökünü oluşturuyor. Çünkü feta ve fütüvvet kavramlarını görüyoruz bir arada. Daha doğrusu feta. Feta karşılıksız gösterilen yiğitlik demektir. Hazreti Ali motifinden bahsedilir. Bu karşılıksız yiğitlik bugün delikanlı kodu adıyla geçmişten günümüze yaşatılıyor. Çok ilginçtir. Bir yüksek lisans ya da doktora tezi mafya yani organize suç içerisinde işte hemşerilik ilişkilerini ele alan bir tezde mafya üyeleriyle yapılan görüşmeleri okumuştum. İbareler ve kullanılan kelimeler resmen bir kodu ortaya çıkarıyordu. Delikanlılık, işte karşılıksız yiğitlik gösterme, işte sadece zalimden alma vesaire böyle bir idealleştiriyorlardı kendilerini. O idealleştirmeyi ben kabadayılar üzerinde de, Yeniçeri kabadayıları üzerinde de gördüm ve dolayısıyla ilk araştırmamı hep bir adım gerisine bakarak araştırmaya çalıştım. Üçüncü seri döneminde daha çok yeri var tabii. O dönem daha fazla bir Yeniçeri kabadayısı görüldüğü için ve Yeniçeri ocağı içinde biraz bir sosyal bozukluklar daha çok arttığı için. Ama daha eski sevgilici durum biraz değişiyor. Şimdi biz ilk İstanbul kabadayılığı bağlamında ele alacaksak Karlı dönemine gitmemiz gerekiyor şu şekilde. O dönemde suç nedir diye bakarsanız daha çok taşla ön plana çıkar. O da nedir? Evet. Boğultuya getirirler adamı. Harabiler vardır, eşkıyalar vardır. Şehirde suç var ama yani çok nadir. Yani şehirde asayiş biraz daha görece kolay. Ama şöyle bir durum söz konusu oluyor. 1550'lere doğru bu Ahmet Yaşar Ocak'ın, Ahmet Yaşar Ocak diyorum pardon, şehit. Mustafa Akdağ. Mustafa Bozdağ sanırım. Bu Celalel, Mustafa Akdağ. O Celal'le ilgili bir araştırması var. Meşhur bir kitabı var. Onun bir de makalesi var. Yeniçeri Ocak Nizamı'nın bozulması diye. O makale beni çok önemli bir soruca ulaştırdı. O makalede şeyden bahsediyor. Yeniçeri Ocak Nizamı'nın aslında Kanuni döneminde bozulmaya başladığını anlatıyor. Orada toprak rejimi o dönemde bozulduğu için işte sipahilerin elinden bir sürü sipahilerin elinden ceza olarak toprağın alınması Irak'a indi seferinden sonra ve İktisadi yapılında Osmanlı'nın biraz sarsılması malum o yeni dünya keşfedilmiştir. İşte yeni mallar giriyor Avrupa'ya vesaire falan. O ekonomik yapının biraz değişmesi Osmanlı'ya da yansıyor. Ve o dönemde Osmanlı sipahileri yani en fazla başvurduğu askeri kaynağı kaybettiği için bu sayıyı kapatmak için Kapıkulu ordusuna özellikle süvari, Kapıkulu süvarileri, bu Kapıkulu sipahileri de asker alımında bulunuyor. Ve bu Kapıkulu sipahileri olarak yazılı askerlerde de devşirmelik gözetilmiyor ilk başta. Çünkü asker açığı var. Ve devşirmenin hani yetiştirilme süreci göz önünde bulundurulduğunda böyle bir ihtiyaç doğunca Türkleri de vesaire unsurları da alıyorlar. Bunlar çok fazla sayıda alınıyor ve alınan bu unsurlar da bir süre sonra Anadolu'da bu diğer sipahilerden kalan toprakların arazinin üstüne çöküp bayağı bir kendilerine bir kazanç elde ediyorlar. Ve ilk bizim gördüğümüz Osmanlı tarihinde kavram sipahi zorbaları. Sipahi zorbalarında da şöyle bir husus söz konusu. Yeniçerileri ilk başta çok bastırıyorlar ve sayıları Yeniçerilerin o kadar fazla değil. Yani ilk kavgalarında, aralarındaki sürtüşmelerde Yeniçerileri hep bir şekilde hani
etkisiz hale getiriyorlar ya da bir isyan çıkartacakları zaman Yeniçerileri yanlarına çekiyorlar. Fakat bu kavga aynı zamanda Yeniçerilerin palazlanmasına yol açıyor. Çünkü devlet ricali sipahiye karşı denge unsuru kurabilmek için Yeniçerilerin sırtını sıvazlamaya başlıyor. Kırılma 1648'de yaşanıyor. Önce bir 1603'te bu zorba isyanı oluyor. O zorba isyanında bir sarsıntı geçiriyor sipahi zorbaları. Yeniçeriler bastırıyor diğer ocakları yardımıyla bunların isyanını. 1648'de meşhur Sultanahmet katliamı meydana geliyor. Evet. Benim birinci Kabadayılar Meydan Muharebesi'ne isim taktığım bir çatışma meydana geliyor. O Sultanahmet Meydanı'nda ilk sipahiler toplanıyor. Yeniçerileri püskürtüyorlar. Yeniçeriler yüz geri ödüyor ve dağılıyorlar. Fakat bir şey oluyor işte. Tarihin böyle ilginç detayları, cilveleri vardır. Çar Rüklü Bektaşi'ye ya da işte Bektaşi Ocağı'nın dört köşe taşı, dört mihenk taşı şeklinde, yani dört ocağı, dört direği şeklinde isimlendirilen Arnavut asıllı dört Yeniçeri arasında bahsediliyor o dönem. Onlar dağılanların karşısına geçip alana tekrar geri dönüp savaşmalar için cesaretlendirince birden iş değişiyor. Bunlar Sultanahmet Meydanı'na tekrar bir hücumda bulunuyorlar ve sipahilerin mukavemetini kırıyorlar. Sultanahmet Camii'nin içerisine kadar süren çatışmalardan, minarelerin içine varıncaya kadar kanlı bir katliamdan bahsediliyor. O savaştan sonra artık sipahiler meydandan çekiliyor ve meydan Yeniçerilere kalıyor. Onlar isyanlarda ön plana çıkmaya başlıyorlar. 1700'lere doğru gerek otorite boşluğu, gerek işte bu Yeniçerilerin ekonomik ilişkilere daha çok bulaşmaya başlamaları, işte Yeniçeri içerisindeki esnaf gruplarının ortaya çıkması vesaire, bir anlamda şeyi de legal ya da illegal bir şekilde haraç yoluyla yahut da daha işte kendi illegal yöntemleriyle kazanç yöntemlerinin de ortaya çıkmasını sağlıyor ve dolayısıyla biz Pabdolo Halil dönemi sonrasında özellikle Yeniçeri kabadayılarını görmeye başlıyoruz. 3. Selim döneminde özellikle. Ve bunlar artık şey, Yeniçeri içerisindeki bu odakların, bu kabadayı odaklarının kendi jargonlarını ve uygulamalarını bulduklarını ve bunları yerleştirdiklerini görüyoruz. İşte nedir? Orta nişanlarını baldırlarına, bacaklarına dövme şeklinde yaptırıyorlar ve bunu göstererek bir güç sağlıyorlar karşı tarafa. Tehdit unsuru olarak kullanıyorlar. İşte ayrı şekilde balta asma diye çok meşhur bir uygulama vardır. O işte balta olmak tabiri olarak günümüzde de kullanılıyor. Ya bu nedir? İşte gemilere ya da daha çok tayyarat adı altında binalara asılırsa bir Yeniçeri'nin baltası ya da o işareti bulduğu kazma, kürek vesaire onların kendi şahsi eşyaları. Oranın geliri ya da oradan gelecek haraç o Yeniçeri ortasında, o Yeniçeri ortasının ağasına gidecek anlamına geliyor. Ve ilk Yeniçeriler bu haraç sistemi üzerinden bir şey kuruyorlar, Yeniçeri kabadayıları. Diyelim ki bir Yeniçeri ortası geldi, o ortanın baltasını el attı. Bu zamanda bıçak altından geçirme denilen uygulama devreye giriyor. Yani Galata'da bugün Hendekbaşı denilen, artık bugün olmayan Hendekbaşı denilen bir mahal var. O büyük hendeğin olduğu yerde. Kallı Hendek deniyor ona eskiden. Orada toplanıp gladyatörler gibi it dalışına giriyorlar. İt dalış tabiri de oradan geliyor. İşte birbirlerini eskileri tabiriyle bu katileme müdarebe ediyorlar. Karşılıklı kapışıyorlar. O meşhur bıçaklı kapışma onlardan geliyor. Ha bıçak dönemi genelde kabadayılarda şu vardı işte. Eskiden bıçak ve bilek dönemi vardı. Sonra tabanca çıktı, mertlik bozuldu. Mertlik bozuldu. Fakat biz belgelerden biliyoruz kavgalarında tüfekle dahte ettikleri, top kullandıklarını biliyoruz kavgalarda. Bayağı savaş ediyorlar. Tabii. Tüfek elinden. İkinci muharebeden de bahsetmiş. İlkini ben dinledim. Bu birinci bir de ikinci muharebe var. İkinci kabadayılar meydan muharebesi de şu. Şimdi Kabakçı Mustafa Boğaz kalelerindeki yabakları ve Yeniçerileri arkasına alıp bir ihtilal yapıyor. Alemdar Mustafa Paşa'nın ordusu geliyor malum şey. Kırcali askerleri. Onlar da dağlı eşkıya unsurlar. Toplanıyorlar Alemdar Mustafa Paşa'nın sağcı altında. Aralarında önce bir çatışma çıkmadan şeyi hallediyorlar. Bu Kabakçı Mustafa'yı ya daha doğrusu onu kolayca devreden çıkarıyorlar ve dağılıp giderler zannediyorlar ama mukavemet gösteriyor Kabakçı Mustafa taraftarları ve Boğaz Hisar, o şey Rumeli Hisar tarafında bir çatışma meydana geliyor. Birbirleriyle güç yetiremeyince Hisarlardan top getirip iki taraf birbirine top sıkmaya başlıyor. Ya da ikinci kabadayılar meydan muharebesi diye isim taktım ben ona. 1808 mi oluyor? O da yani aşağı yukarı. Evet. O yani tam o. Bunlar da İstanbul'un ve imparatorluğun gizli tarihleri. Mesela bunları hiç bilmiyoruz pek. Evet. Şimdi bu kabadayılıkla Külhan Beyli arasındaki şey nedir hocam? Külhan Beyli. Ne demek? Külhan Bey kimdir? Kabadayı kimdir? Bunların arasındaki kabadayı Yeniçerilerin zorbalarına, dayılarına diyeyim. Dayı onlarda abirdir ya. Hatta şey de var. Şimdi
oraya geçmeden Cezayir dayısı var mesela. Garp Turus ocakları. Dayısı orada. Dayılık şekli idare ediliyorlar Yeniçeri ağaların şeyinde. Dayı yani kaba dayı işte şey dayıdan bozma bir anlam olarak kullanılıyor ve işte genelde o işleri yapanlar da Yeniçerilerin önde gelenler olduğu için işte bıyığını balta kesmez zorbaz taifesinden kimseler olduğu için Yeniçeri ağaları için kullanılan tabirlerdendir. Hmm. Balta kesmez yani ona balta asamazlar hani o balta asar. Ya çok şey ilginç, balta çok ilginç bir tabir. Mesela bir kadına diyelim ki bir Yeniçeri aşık oldu. Ona o ortasının işaretini işlenmiş bir mendil ya da bir eşyayı, peşkir, havlu vesaire hediye etti. O kadın havluyu görülür bir yerde taşımak zorunda. Neden? Sokak yürürken laf atılması ya da ilişilmesin diye. İlişen olursa zaten kan çıkıyor. Hani öyle bir şey var aralarda işte. Sen bizim namusun. Ve şey çünkü aynı zamanda o işaret orta namus. Ona el uzatan da işte ölümü hak etmiştir. Böylece Yeniçeri ortalar arasında da işte kavga vesaire çıkıyor. Şuna geleceğim. Bu kabadayı Yeniçerileri ifade ederken Külhan Bey de genellikle hor görülmeli nedeni şu, nedeni şudur. 1683'teki Viyana bozgununu takiben bu tarihi bize şey veriyor Reşat Ekrem Koç'u. Havam külhanlarında işsiz güçsüz genç çocuklar, hani herhangi kalacak bir yer olmayan çocukların toplandığı bir teşkilat olarak kuruluyor ilk başta ve bunlar şehrin temizliğinde, işte efendime söyleyeyim ufak tefek ayak işlerinin yapılmasında falan vesaire görev alan insanlar gibi. Bir nevi onlara bir meşgale verilen bir uğraş yeri gibi kuruluyor. Fakat sonradan tabi bunlar havam külhanlarında toplanıyorlar. Külhan yani havamın o ateşin yakıldığı evet. kısım. Oradan geliyor işte külhan bir manası oradan geliyor. Bunlar bir nevi kimsesiz çocuklar olduğu için ve kendileri dışında bir aileleri olmadığı için aralarındaki bu gruplaşma ister istemez bir yerde çıkar ortaklığına da dönüşebiliyor. Bir çete tarzı vesaire evet. şey ama hakaret olarak kullanılıyor genelde. İşte neden? Çünkü kökleri bu sokak çocukları. Hani bu kimsesiz gariban çocuklar ya da işte havam oğulları diye aşağılarlar mesela. Kabadayı filmde öyle bir replik vardı. Devran vardı hani yeni mafya. Onu diğer kabadayılardan biri diyordu ki habab oğulları diyordu. Kabadayılar arasında çok tarihi kökleri eski bir aşağılama. Yani habab, külhan beyleri. Mesela şey tulumbacıda çok ilginç bir durum var. Tulumbacıyı da hakaret olarak kullanıyor kimileri. Çünkü işte tulumbacı it, tulumbacı kopu falan diye. Ama bir yandan da bir bakıyorsunuz. Tulumbacılık bir yerde kabadayılar için okul gibi. Yani Yeniçeri ortası ortadan kalktıktan sonra kabadayıların yetiştiği iki ortam var. Ya sebai kahveleri ya da işte tulumbacıların takıldığı kahveler. Hmm. Okul gibi. Çoğu kabadayı ilk tulumbacılıkla başlıyor görevine. Tazimattan sonraki kabadayılar. Ama bakarsanız bir hakaret anlamı, tahkir anlamı da taşıyor. Külhan Beyliği'nde de böyle bir durum var. Külhan Beyleri de evet hakaret edici gözle bakıyor kabadayılar. Onlar havam oğlanıdır diyorlar ama aynı zamanda şöyle bir durum söz konusu. O külhan beylerinden çıkan, yetişen kavgacı unsurlar da sonradan çok güçlendilerse kabadayı atledilebiliyorlar. Ama yani bu da çok nadir hani görülmüş bir şey. Mesela Patron Halil örneğini vereyim. Patron Halil bir külhan bey değil ama Yeniçeri kökenli birisi ve güçlü. İstanbul Arnavutlar içinde sözü geçen birisi anladığımız kadarıyla. Ve külhan beyleri yani o hamamdaki teşkilatlanmayı da arkasına almış biri. Dolayısıyla öyle bir gücü var. Hani kendi içlerinde bir dayanışmanın getirdiği bir güç var bunlarda ama kesinlikle bir Yeniçeriler kadar güçlü olmuyorlar hani şey olarak. Şey soracaktım şimdi kabadayı dediğimiz zaman ilk akla gelen şey mahalle. İşte mahallenin namusu hatta şeyi de diyebilirsek nomosu. Evet. Ondan sonra bir de kabadayı deyince ikinci bir şey daha geliyor. Mekan da aklıma geliyor. Kahvehane. İki güzel nokta. Ya bunlar şey mekanların değişimi... Kabadayılık tarihi incelemek istiyorsan zaten ilk mekanların değişimine bakmak lazım. Mesela Yeniçeri, ben kabadayılığı iki döneme ayırıyorum. İki temel döneme. Bir ocak dönemi ya da orta dönemi. Bir de ikincisi mahalle dönemi, semt dönemi. Yeniçerilerin olduğu dönemde her işte mahalleye ya da bölgeye bir Yeniçeri kolu, karakolu açılıyor. Ve bunlar oranın asayişinden sorumlu oluyor. Ama Yeniçeriler işte bu zorbalaştığı dönemde, yani zorbaların arttığı dönemde bu kahvehaneler, kolluklar o kabadayıların karargahı haline dönüşüyor diye alt tarafı kahvehane, üst tarafı şey, bekar odası. Bekar odalarında da işte bekar diye bugün olumsuz anlamda da kullanılıyor bazen işte bekara ev verilmez falan diye. O İstanbul'da bunlar isyanlara, baldır çıplak tahfizine karışabildikleri için kabadayıların çetesini bunlar teşkil ediyor çünkü. İşte o kayıkhaneler, iskelehaneler falan hep detabeli bölgeler olarak alınıyorlar. İlk mekanlar bunlar. Bu iskelehaneler, kayıkhaneler işte Üsküdar'da Balaban iskelesi ya da işte Bahçe Kapısı iskelesi. Melek Girmez Zella yer oradadır mesela. Hani bir dönem dört kaş oğulları dahi giremediği yerler olarak tarif ediliyor Osmanlı'da. Ve 2. Mahmut bunları veba bahanesiyle yıktırdığı zaman kadın cesetleri, bebek cesetleri falan çıkıyor. Yani o kadar korkulu ve ilginç yerler hani korkuyla iç içe geçmiş bölgeler.
Dolayısıyla bir de şöyle bir durum söz konusu. Kahvehane ve iskelehane İstanbul'da ön plana çıkarken bunu çok hani gelende es geçiyorlar. Yani çok dikkat çekmiyor. Mesela Sebendire Sancağı var. Sırbistan tarafında, o Bosna'da falan. Hanlar var. Han kuruyor Yeniçeriler ve her köye bir han kurarak orada toplanıyor Yeniçeri zorbaları ve oradan haraç topluyorlar ahaliden. O yüzden Prvi Sırpski Ustarak, yani ilk Sırp isyanı çıktığında Karayorgi'nin taraftarları girdikleri ilk köyde Yeniçerileri alametlerinden olduğu için halları yıkıyorlarmış. O haraç yeri tepki olarak. Dolayısıyla mekanlar çok önemli. Fakat bu ne zamana kadar sürüyor? Tazimat'a kadar. Biliyorsunuz 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldıktan sonra bu 30'ları 40'ları takip et, Tazimat'ın getirdiği bir diğer kültürel ve bir anlamda da siyasi değişiklik, mahalle nizamının getirilmesi, belediye vesaire işte sonradan gelecek de bir mahalle sistemi tesis ediliyor, şehir yeniden tesis ediliyor Tazimat'la birlikte. Semt sistemi ortaya çıkıyor, semtler vesaire ve böylece o dönemde ortaya çıkan kabadayılar, o kavgacı unsurlar da bu sefer artık ocak yok. Eskiden orta ön plana çıkıyordu. Ben 54. ortanın fedaisiyim diyordu adam. Fakat artık ortada orta kalmadığından meşruiyetlilerden olan mahalleden. Çünkü sen zapt diye misin dediği zaman adama ben bu mahallenin namus bekçisiyim diyor bunlar da hani geride. Mahallelerinden alıyorlar meşruiyetlerini ve böylece mahalle dönemi açılıyor. Mahallelerde nerede toplanıyorlar? Sebai, yani o aşıkları toplanıp birbirleriyle atıştığı, mahalleler destanlar okuduğu kahvelerde. Ki buralarda tulumbacılar falan da toplanıyor. Onlarla tulumba taşıyarak. İşte orada desti güreşleri yaparak vesaire, bilek güreşleri yaparak kendilerini ve güçleri gösteriyorlar. Daha sonra bir kabadayı okul gibi zaten buralardan başladıktan sonra normal sokak kavgalarına karışıyor. Eğer mesela tulumba taşırken de kavgalarda çok ön plana çıkıyorsa zaten bir süre sonra kabadayılığı daha çok ön plana çıkıyor. En meşhur örneği şey işte o. Refik Cevat Ulu'nun Sayılı Fırtınalar kitabında anlattığı Arap Abdullah. Onun hayatı kabadayılık tarihi için muhteşem bir örnek tek başına. Abdülaziz döneminde Süleymaniye sancağından şehre geliyor. Süleymaniye Kürtlerinden kendisi aslında ama şivesi o Arap asıllı, Arapların şivesini anladığı için Arap adıyla anılıyormuş. Yani Arap lakabıyla anılıyor. İlk Aksaray'ın o Çukurçeşme vesaire oralarda desti güreşleriyle, sonra tulumbacılıkla başlıyor kariyerine. Tabii sonradan kavga, işte ne bileyim böyle bir kadın kız kovalama falan böyle biraz hovardalıklarla ün saldıktan sonra bir bakıyoruz Arap Abdullah 12'ler denilen o dönemde sayılı kabadayıları çetesini teşkil eden çetenin başı olarak görülüyor bir süre sonra. Onların başlığına yükseliyor. En önde gelen kabadayılardan oluyor Arap Abdullah ve sonrasında da paşalığa yükseltiliyor. Ve omzunda madalyayla şeyde Yeşil Tulumba Mahallesi vardır. Yok olmuştur bugün Aksaray'da. Orada şey son dönemlerinde de racon kestiği anlatılıyor. Hani racon kesme. Racon tabiri çok ilginç. Mesela şey Oberta falan vardır Sicilya'da. İşte Arnavutluk'ta Besa vardır. Bunlar şeydir. Yerel örfi ahlaki kodlardır. Hı hı. Şimdi mafyos örgütlenmelerde ya da mafya dediğimiz örgütlenmelerde biliyorsunuz örfi ve yerel ahlakı, yerel hukuku bir hani merkeze karşı dayatılan bir dualite durumunu temsil ediyor. Dolayısıyla bunlarda da şöyle bir durum söz konusu. İşte adına ister Arnavutlar, Arnavut asıllı Yeniçeri ortaları atıyorum yani Yeniçeri ağaları çok ön plandaysa Beso olur vesaire ama en çok bilinen ve günümüze kadar gelen tabir racon. O da işte İtalyanca yol, zagon, yöntem, işte mefhum, o mefhumlar. Şimdi şey aklıma geldi. İhsan Oktayanar'ın zagon zagon üzerine öttürme. Çünkü çeviren kişi Külhan Beyleri arasında yaşıyor. Hani işte zagon yani yoltam öttüğünde. Descartes'in kitabını zagon üzerine öttürme diye tercüme ediyor. Evet evet. Dolayısıyla şimdi onlarda böyle bir kavram çıkıyor. İşte racon kesme, kendi aralarında bir mahkeme yapma. Ve çok saygı duyuyorlar buna. Kabadayılarda şey var bir de. Kendi raconlarında ve namlarında çiğretmeme var. Yani öleceğini bilse bile çoğu zaman bir kabadayı hani namını çiğretmeme faslında çok yanlış kararlar alabiliyor. Bunun nedeni işte salt cesareti getirdiği bir şey değil. Yani şöyle düşünün. 10 yıl boyunca bir şeye uğraşıp didirip emek veriyorsunuz ve o şeyi hani pençelerinizle inşa ediyorsunuz. Bir anda yıkılacağını gösterecek en ufak ebareye bile dayanamıyorsunuz ve ölümü bile göze alıyorsunuz. Yani insanı bir hırsa itiyor bu. Bu aslında biraz bununla alakalı ve şey genelde kabadayılık hikayeleri temelinde bu var. Hep bir işte mahallede büyüyen birisi kendinden yaşça büyük o tipte birini örnek alıp da bu işlere bulaşıyor. Mansur da aslında o, yani spoiler vermek gibi olmasın ama o karakterlerden birisi yani. Bir kabadayı söylencesinin peşinde kendi söylencesini inşa etmeye gidiyor Yenikuller Mansur ve ben aslında orada
3 günlük bir olayı anlatıyorum. Ve Karlolu döneminde geçen bir kabadayılık hikayesi. Yani o dönemde tabii bu kadar örgütlü değiller. Ben orada kurgusal ele aldım ama okuyucu o 3 gün içerisinde o kabadayılığın dönüşümünü ve aslında ne olduğunu, ne anlatıldığını görecek romanda. Evet. Çünkü ben bunu yazarken bu romanı bu kabadayılık tarihçesini de işte sözlüklerine, söz kelimelerine varıncaya kadar bayağı bir araştırdım. O vaka örneklerine falan baktım. Evet, şimdi bize... Bizim geleneğimizde daha doğrusu hep böyle kabadayılık bir ahlakla ve bir romantizmle. Evet, hani şehir şey şövalyesi o Refik Cevat Uludağ'da. Evet, fakat aslında öyle değil tabii. Yani bunun sebebi nedir? Neden böyle romantize edilir bize kabadayılık? Şöyle mesela diyeyim, gene bir örnek üzerinden vereyim. Çökertme diye bir türkümüz var. Hadi çökertmeden çıktım da alelim. Şimdi oradaki hali çok böyle Efe gibi, kahraman gibi anılıyor. Gerçek hayatına bakıyoruz. Aslında efelik ona yakıştırılmış bir şey. Tütün kaçakçısı normalde. Ama vurdusu kurdusu fazla. Rakipleri fazla. Ve ilk vukuatı kız kardeşinin namus cinayetiyle yakmak. Yani bir şey, suçlu görüyoruz burada. Fakat Türkiye yakılmış ardından diye işte kaymakamla arasında Çakır Gülsüm yüzünden mevzu girdi. Kaymakam da kancıkladı onu. Halkta bir şey vardı böyle hani... Bir diğer güç odağına karşı koyan bir unsura kahraman gözüyle bakarlar. Bu şey, Rahmet Yolları Kesti romanı vardır ya. Evet. Şey, Kemal Tahir. Onun girişinde çok güzel bir alıntı yer alır. Aynı alıntı Erkek Güzeli Sefil Bilo filminin girişinde de vardır. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya, orada Rahmet Yolları Kesti'ye gönderme vardır. O romanın girişinde de Kemal Tahir bir İngiliz tarihinden şöyle bir alıntı yapmıştır işte. Ahlakı işte çok gelişmemiş toplumlar. Ruhlarında arta kalan barbarlığın da etkisiyle soyguncular yani işte vurguncularına şey hayranlık gösterirler diye. Şimdi bir toplum normal intikam alabilecek bir yöntemini bulamazsa kendisini ezen bir unsura karşı marjinalize olur. Marjinalize olması illaki isyancıya dönüşmesi değil. İsyancıya dönüşen adamı kahraman haline getirir, idealize eder. Çakırcalı Mehmet Efendi mesela bir sürü köy basma işte ne bileyim adam kaçırma vakası da var. Hani iyidir kötüdür demiyorum ama şimdi bir suçla içli dışlı bir yönü de var. Hani adam vuruyor. Hani türküde bile diyor ya adam öldürmeyi hasar işte oyun mu sandın diyor. İşte mezar taşları koyun mu sandın diyor. Yani bunların aslında böyle bir yönü de var. Fakat halk nezdinde işte halk diş geçiremeyeceği kimseyle tepişmişlerse eğer ki genelde eşkıyalarda falan bu biraz daha fazla. Hani namusuna sahip çıkarsanız ahalinin ırzı namusuna göz uzatmazsanız size daha çok bakarlar, daha, beslerler daha diye. Daha saygı duyuyorlar. Şey yaparlar. Böyle bir töre vardır onların aralarında da. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olduğu için hep kabadayılara romantik yaklaşılmıştır. Biraz da şeyle alakalı. İstanbul tarihi dokusunu koruyamadı biliyorsunuz. Hani birçok yıkımlar falan oldu vesaire. Dolayısıyla o dönemi gören yazanlar çocukluklarının İstanbul'un kaybolduğunu görerek eski figürlere bir sarılma içine girdikleri için genelde hatıratlarda bahsederken onları biraz da nostaljik öğeler gibi, işte Ramazan eğlencesi öğesi gibi biraz aktarıyorlar. O da bundan kaynaklanıyor. Yoksa yani bir kabadayı hani çok nadir böyle olumlu ailesi olan, işi gücü olan okumuş kabadayı örneğin aslında ben. Genel yani okumuyor, kavgalara mavgalara bulaşıyor, kanlı bir vaka bırakıyor ardından. Yani birilerini gözü yaşlı bırakıyor bir birilerinin evinde. Hani öyle bir yaşantı bu. Çok örnek alınacak bir yaşantı değil. Hani dedemiler çok anlattığı hikayelerde tema hep şuna çıkıyordu. O eşkıya kabadayılık hikayelerinde. Onların gittiği o yol değildi diyordu. Evet. Su testisi hep su yolunda kırıldı diyordu. Hiçbiri yatağında ölememiştir diyor. Bu adamlar böyle çok şey derdi bana hani çocukken özenmeyeyim diye. Hani böyle diyor kahraman mahraman gibi gördü ama diyor işte bak diyor burada diyor abdest alırken öldürdüler bunu diyor. Bir de namaz kılmasına bile fırsat vermiyorlar. Hani öyle bir yaşantı. Hani aslında şimdi gençler diyorlar ya hani bunlara falan özeniyor vesaire işte. Ya bu romantizmi işte bu romantizm etmiş, bu idealize etmeni getirdi bir şey ama tarihine dönüp baktığınız zaman durum biraz şey tam tersi. Evet. Ya şey gibi mesela, yani son dönemde mesela çok böyle spesifik bir isim vereceğim. Kurtlar Vadisi üzerinden falan mesela. Orada da mesela ilk başlarda o tarz bir şey vardı.
yapı vardı. İlk girişinde kabadayılık, şuura dayanıyor. İşte kim var? Durarem bir karakteri var orada da. Durarem her zaman o dizide eski dönemin temsilcisidir. Keza aynı şekilde Durarem'in yardımcısı vardı o da. Nihat Niker'e rahmetli oynuyordu. O da Seyfo Dayı rolündeydi. O mesela öldüğü zaman dizideki karakterler onun hep kabadayılığına atıf yapıyorlar. Topuklarla basan son kabadayıydı. O gelerek bitti falan diye. Bu bağdaştırma vardı yani. Bunun üzerinden şey söyleyecektim. Yani sonuçta roman şey üzerine, kabadayılık üzerine. Evet. Daha genel anlamda. Çünkü ben okurken aklıma hep şey geldi. Birincisi Büyük Kaçkun. Yani işte bu Celali isyanlarından işte kaçıp şehre gelenler. Evet. Ve orada işte şakilik yapanlar. Diğeri de şeyler, Efeler. Peki kabadayılık ve edebiyat üzerine... İşte Rahmet Yolları Kesti var aklıma geldi. İnce Mehmet var. İşte o daha kırsal eşkıyalık yani, üzerinde alıyor ama hazlalar aynı. Biri kırsaldaki hali diyelim, biri şehirdeki hali. Bunun daha neler var? Mesela şey geldi yine konuşurken aklıma gelen Selahattin Kuyucaklı Yusuf. Sebahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf mesela. Sebahattin Ali şeyde bir öyküsü var. Gramofon avrat. Konya'daki Efeleri oturak kadınlarını anlatır. Mesela şey işte Çökertme Türküsü'ndeki Gülsüm de bir oturak kadındı. Mesela o Konya tarafında değil, Bodrum tarafında. Şey kabadayılık mefhumu üzerinden edebiyat nasıl gelişiyor? Sen de içinde olarak soruyorum. Ya şöyle edebi olarak işleyen yazarlar çıkmış. Şöyle kimisi Ahmet Rasim gibi işte onu Fuhşatik eserinde hatırat şeklinde ele alınmış ya da işte Servet Muhtaroğlu'su yazdığı gibi hatırat şeklinde alınmış ya da Refik Canatullah gibi hatırat şeklinde yazılmış. Servet Muhtaroğlu'su da 12'ler adıyla romanlaştırmış bunları mesela. Arap Abdullah'ın hikayesini anlatıyor ki çok eğlenceli tiyatro eserlerine uyarlanabilecek bir hikaye aktarıyor Servet Muhtaroğlu'su. O eski İstanbul'un tulumbacılarını, kabadayılarını, aralarındaki kapışmaları ve jargonu çok güzel gösteriyor. Yanlış hatırlamıyorsunuz. Osman Cemal Kaygısızlar, Aygır Fatma mesela. O da o Sebahi kahveleri üzerinde bir araştırması da var onun galiba. O da ortamı, işte mahalle külhan beylerini, son dönem külhan beylerini biliyor. O jargonu falan onların argolarını da biliyor onların kelimelerini. Onun dışında gene verebileceğimiz örnek gene Kemal Tahir'in Esir Şehri'nin Mapushanesi. Orada da arabacı bir Mapu sahası karakteri işliyor ve onun üzerinden suçlu tiplerini de gösteriyor orada. Mesela Vasıf Hiç vardır mesela. Vasıf Hoca derler. Bu Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'nde atıf vardır. Üsküdar'da işte Vasıf Hoca. Bu Sebai Atışma işte Tulumbacı Marileri destanlarını derleyip göndermiştir. Ona da mesela o romanın içinde bir gönderme vardır. Üsküdar'lıdır çünkü o ana karakter. O hapse düşen ana karakter. Üsküdar'la mısın? Vasıf abiyi tanıyorsundur falan diye sorarlar buna diğer Külhan Bey'le o hapistekiler. Onu sayabiliriz. Onun dışında yine kabadayılık romanı bağlamında son döneme doğru işte bu Beyoğlu kabadayısı var. Racon diye en son bir tane yeni bir roman yazıldı falan ama o biraz daha daha böyle farklı kurgular. Hani çok o dönemi ya da o şeyleri yansıtmıyor. O dönemi kabadayılık şeyi çok yansıtmıyor. Kurgusal, daha kurgusal. Evet. Ama benim saydıklarım genelde bu geleneğin izlerini ve şeyini gösteriyor. Hani çizgisini gösteriyor. Ve tabii tavsiyem genelde Kemal Tahir'in yazdıkları çünkü onda biraz realist bir yol var. Rahmet Yolları Kesti hakikaten eşkıyalık ve kabadayılık işinin nasıl sonuçlanacağını bir gençliği çok iyi gösterir yani. O merak duyduğu sevdalandığı şey. Tabii hapishanede falan da vakti yani ömür geçtiği için oradan daha yakından biliyor yani. Evet. O tipleri çok iyi tanıyor. Yakından evet. Gördüğü için. Evet, evet. Rahmetli. Şimdi bu edebiyatından bahsettik, işte romantizmden falan bahsettik. Bugün hala böyle bu iddialarda olan veya işte bu kültürü şey yapan insanlar var mı? Böyle bir gözlemin var mı senin? Çok detaya girmeyeyim çünkü şöyle bir şey var. Gelmeden önce bir arkadaşla bahsi geçti. İşte dedi ki yani güncel işte bu mafya olayları falan da araştırmıyorsun. Dedim sadece okuyorum. Araştırma yazmak ya da bir romanlaştırmak asla gelmedi. Ya yaşıyorlar çünkü dedim. Ya ben şimdi 100 yıl önce yazdığım hani bir eşkıya ile ilgili bir yazıyı torunu benimle irtibata geçebiliyor. Evet. Yani... Bazen müspet şeyler yazıyor işte. Dedemle ilgili de şu anlatı vardı. Bilmediğim bir şeye ulaşmamı sağlıyor. Bazen de
Berfi görüyor işte. Dede be niye böyle bir şey yazdınız falan diyor. Hani ben yazmadım, arşivde geçiyor o olay falan diye sonra anlatıyorum. Dolayısıyla şey yok. Ama günümüzde de işte bu tür insanlar hani var. Ama şöyle diyeyim. Geleneğin tortusu gibi kalmış. Çünkü hani kabadayılık mefhumu hani belki Cumhuriyet'in o 70'ler dönemine kadar var. Çünkü 70'lere doğru artık organize suç ön plana geldiği için daha farklı bir mecra söz konusu. Yani mahalle kabadayısı dediğimiz kişi çetesi olsa bile, haraç toplasa bile el nihayeti de tek başınadır. Sen bir kabadaya meydan okursan o kabadayı seninle kapışır. Fakat şimdiki zamanda hani biraz daha değişiyor. Daha işte bağlantılar ortaya giriyor. Siyaset işin içine giriyor falan. Futbol işin içine giriyor. Evet. Daha girift ve daha farklı bir dönem. Benim anlattığım dönem biraz daha nostaljik kaçıyor. Şey değil mesela Kabadayı filminde, Yavuz Turul'un filmiydi herhalde. Evet. Kabadayı filminde zaten bu dönüşümü anlatıyor herhalde değil mi? Tabii. Biraz daha geç olmasına rağmen hani. Şener Şen o geleli, ya şey var mesela yaşlı kabadayılar var günümüzde. O 70'lerde hızlı zamanlarda yaşayıp günümüzde yani yakın zamanda vefat eden yaşayan üyeleri var biliyorum hani. Hani ya ismini açıklamayayım da hani var yani ama onlar artık o geleli şey gibi hani bir yaşlı bir esnaf piri, lonca esnafının piri gibi düşün, öyleler. Çünkü hani saygı duyuluyorlar ama şey hani onların zamandaki gibi değil. Eski polislere falan soruyorum ben mesela eskiyle yeni arasındaki farkı. Eskilerin şey onlar bile evet haytalarda ama diyordu bir saygıları vardı, ceketilik derlerdi diyor. Polis gördükleri zaman diyordu hani. Ama diyordu polis onu çok üzere giderse diyordu hırpalamayı da bilirdi hani ezdirmezdi kendini. Yani çok ilginç bir şey var. Hani bu dönemle insanın işte toplumun yaşayışıyla alakalı bizim dönemimizde biraz daha farklı ama eskiden çok idealize edildiği gibi değil ama hani çok kötü de değil. Böyle bir yapı var, bunu taşıyanlar da var ama artık şey hani yaşlı insanlar ve belli bir geleneği şöyle böyle gördükleri için taşıyorlar, yaşatmıyorlar yani bir mahalle şey kavramı da biliyorsunuz artık toplu konutlar söz konusu. Yani site yönetimleri var artık. Düşünsenize Beylikdüzü'nde 60 dairelik bir apartmandasınız. 60 daire yani Osmanlı'da bile bir köyde 15 aileden bahsediliyor. Evet. 60 daire yani. Tane, evet. Kaç kişi tarayacak yani neyi savunabileceksiniz yani. Evet. Toplum değişiyor. Bir de tabii şey de var burada şimdi onu da girmek lazım. Bundan sonuçta mahalle dediğimiz şeyde işte koruması altına alıyor, haracını evet, alıyor filan. Evet. Burada kime haracı alacaksın? Migros mu alacaksın? Şey gibi. Evet. Bir arkadaşım bir şey sormuştu. Çünkü şey yani. Eşkıyalar niye tarihe karıştı diye sormuştu. Dedim ki bir dedim kameralar, iki dedim ulaşım sistemi. Nasıl dedi? Şöyle diyeyim dedim. Türkiye'de işte gasp haricinde artık eşkıyalık niye tarihe karıştı? Biz jandarma her yere girebiliyor artık. Daha köylere ulaşılmaz yerler kalmadı. Giriyor her yere. Kameralar var, uydu sistemi var. Uydudan fotoğrafını bulabiliyorlar insanı vesaire. Hani artık şey, kaçacağı kontrol kaçabileceği bir yer yok. Bir de tabii şu da var. Sermaye yapısı da değişti. Daha önceden böyle daha ufakken. Evet. Şimdi daha organize hale geldi. Şimdi hani şimdi uluslararası bağlantılardan bahsediliyor. Evet. Adam işte şirket kuruyor, bir şey yapıyor. Ya o Yavuz Kabadayı filminde Şener Şen'in gene oradan örnek verelim. Şener Şen oğluna diyor ya ben kabadayıydım diyor ama işimi diyor hep tek başıma hallettim diyor. Milletvekili diyor, bir arkadaşım olmadı, işte ne bileyim ticaretten bir tanıdığım olmadı, bir arkam olmadı. Hakikaten böyle yani bu insanların şöyle bir böyle bir özelliği var. Metin Akpınar rahmetli dayısından bahsediyor. İsmini şimdi unuttum. Aksaray kabadayılarındanmış. Metin Akpınar anlatıyor anılarında. Diyor ki hiç diyor böyle diyor asıp kestiğini görmedim ama diyor biriyle bir davası olunca diyor evin diyor işte bir köşesinde sakladığı muştasını bıçağını alır. Arkadaşıyla sözleşti yere gider kavgasını eder gelirdi. Biz anlamazdık derdi. Öyle bir şey de var onlarda. Gene bir eskileri de o şeyi bir adam var. Düello. Ve bir de şey var yani. Hani, Turistöver filmleri de izlemişsinizdir evet. O sadı alışı falan. O kendisi sokak ağzıyla konuşur ama ne kadar bize şey efendice gelir. Evet. Sabibi gelir. Aslında o şey sokak ağzı bitirme ağzı şey gibi bu. Bir belgesel vardı İstanbul kuşçuları ile ilgili. Orada meşhur olan bir karakter var. Arnavut Şevket. Kuşçulardan biri. Videoları döndü. Çipetpet mi? Çipetpet diyen. O amca mesela bir trim şeylerini görmüş. Ağzı çok benziyor. O jargonu ben nerede duysam tanırım. Ama ne diyor olay insanlar sosyal medyada? İstanbul beyefendisi. Yani o dönemin yeraltısı ayak şeyi bile bu döneme gene şey beyefendilik sayılıyor. Evet. Biraz öyle bir dönem değişimi söz konusu. Hocam şimdi senin ilgi alanlarından bir tanesi bir diğer alanda bir korku vesaire. Onu da ekledim yani. Evet. Bir de özellikle bu Balkanlar Edirne'de oturmandan belki dolayı onu çok fazla bilemiyoruz.
Biraz oraya da bir girelim ve senin böyle meşhur hikayelerin var. İşte Balkanlarda vampirlik, hortlak vesaire. Vampir nedir bize... bu kültür hocam? Yani özellikle Balkanlarda buraya doğru esen soğuk hava dalgasının sebebi nedir yani? Ya şimdi şöyle bir durum var. Vampir bize batılı bir ürün gibi geliyor. Ama kaynaklara erince bir Balkan devleti olan Osmanlı Devleti'nde Osmanlı halklarında ürktüğü ve fetvalarında, işte ne bileyim kadı mektuplarında, adli vakalarında yer alan bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Ama farklı isimlerle. Cadı deniyor, hortlak deniyor. Obur. Ervahı abisi deniyor. Obur daha çok şeyde, Kafkasya tarafında Nogay muhacirlerden dolayı. Yani şey, Kıpçak ağzındaki ilk hali olduğu için obur. Hatta işte bir görüşe göre, kuvvetli bir görüşe göre vampir kelimesinin kökü de obur kelimesine dayanıyor. Şeyden, obur şeklinde upir, upire dönüşerek Slav dillerine geçiyor. Slav dillerinden vampir şeklinde Batı dillerine geçiyor diye. Bunu destekleyen şöyle bir kanı var. Vampir batıl ilacının isim, benzer isim ve benzer ilaç benzerlikleri üzerinden araştırdığınızda bir harita üzerinde yaydığınızda Karadeniz havzası çok ön plana çıkıyor. Kafkas şey Kıpçak göç sahası. Yani yolların göç sahalarıyla taşınan bir ilaç şeyi olması özelliği daha çok ön plana çıkıyor ve Balkanlarda çok ciddi işte Edirne'de bile mesela eski şey hortlak olayları falan var böyle mahkeme şey katı mektuplarına yansıyan. Hatta şey 100 yıl önce yazılmış bu Abdülaziz İbn Cebalettin Efendi'nin yazdığı bir kitap var. İşte Osmanlı merasim halklarının merasimleri, töreleri, ilaçları. Orada mesela hortlak çıkmayan müsait yer diyor. Halk inanışına göre diyor. Edirne ve Manastır civarıdır diyor. Ve anlatıyor da hani nasıl inanıldığını falan diyor. Şimdi bugün Edirne'de artık hortlak gelin metaforu kalmış. Hani nedir? Hayalet şeklinde bir gelin silüeti var görünüyor Karaağaç Ormanı'nda ya da işte farklı mahallelerde. O hayalet silüeti gibi kalmış. Ama şey eskiden muhtemelen daha böyle değişik işte mezar kazmalı işte o ne bileyim kafa uçurmalıdır, kazık saplamalı o tür şeyler muhtemelen buralarda da görülüyordu. Şimdi sadece Balkanlarda, Romanya'da, Sırbistan'da falan. Zaten Romanya ana vatanı. Çıktığı yer orası. Evliya Çelebi'de de vardı galiba böyle bir şey. Bu. O çok önemli bir kaynak şundan dolayı. Onun bahsettiği obur bahsi, o uyuz diye de bahsediyor her zamanda. Şeyde mi? Kafkas. Kafkasya'daki şey, Kafkasya'da görülen bir, Çerkezköy'de görülen bir inanışı aktarıyor bize, yaşamış gibi. Fakat çok önemli bir husus var. Bahsettiği bölge Heyhat Sahrası'nın dibinde. Heyhat Sahrası, Deşli Kıpçak mıntıkalardan birisi ve o dönemde Nogay kabilelerinin arasındaki savaşları falan incelemiştim ben. Evliya Çelebi'nin Kafkas Dağları'na gittiği dönem, Nogay göçlerin Kafkas Dağları'na doğru en doğru aktığı dönem. Muazzam bir inanç ve kültür etkileşimi olduğu tahmin ediliyor o dönemde. Dolayısıyla bir Çerkez köyünde obura inanılması, işte bir doğal bir afetin oburların işte savaşılır, cadıların savaşılır diye anlatılması çok da garip gelmiyor o yüzden. O hem obur kelimesini kökenli ortaya koyuyor, işte bu Kıpçak halkları, yani Kıpçak lehçesindeki yerini ve nasıl orada folkloru ve lehçeyi de koruyarak kendi devam ettirdiğini gösteriyor. Bir diğer yorum da şu tespiti. Bu diyor uyuz derdi diyor. Taundan yani vebadan beterdir diyor. Leh'te yani Polonya'da, Çeh'te ve Moskov'da olağandır ve selam diyor. Tam bir korku filmine giriş cümlesi olmuş. Doğa Avrupa'yla özgün. Anlatıyor. Vebadan beter bir çeşit salgın hastalık gibi yani. Zaten orta çağda vampir vakalarını salgın hastalıklarla çok bağdaştırıyorlar. Atıyorum bir yerde veba çıkmışsa Balkanlarda özellikle ya da bazı Avrupa ülkelerinde de vampir salgınıyla eşleştiriyorlar. İşte ölenler hortlayacak, yakmak lazımdır, şöyle kesmek lazımdır. Ya mesela şey Osmanlı toplumunda şu deniyor genelde bana işte ya vardır da gavurlar inanıyordur. Şeyhülislam fetvası var. Mehmet Efendi'nin hortlaklarla fetvası var. Nedir acaba muhteviyatı? Fetvalı muhteviyatı şöyle. Örneği de Selanik üzerinden veriyor gene. Diyor ki... Gene Balkanlar gönlülün, yani. Tabii. Balkanlar hep çıkıyor karşımıza. Diyor ki işte fetva nasıl yapısını biliyorsunuzdur işte. Soru sorulur, el cevap verilir. Aha. Soru da şu. Bir ölülün diyor hortlaması yani kısaca Türkçeleştirerek aktarayım. Caiz midir diyor. Diyor ki hani İslam'a göre diyor caiz değildir ama diyor Allah'ın hikmetinden de uzak değildir diyor. Belki diyor yaşarken kötülük etmiş birisine diyor, kötü ciller diyor, o da diyor kendi kötü emelleri diyor, bedeni alet edebilirler diyor. Allah'ın hikmetinden uzak değildir diyor. Peki diyor diyelim ki Selanik tarafında diyor bir köyde diyor bir adam öldü.
Daha sonra bu adam 2-3 gün sonra birinin kapısına geldi. Ey falan gel seninle filana gidelim diye çağırdı. Sonra dışarıya çağırılan adam da öldürdü. Vampirin yayılma hastalığı da böyledir filmlerde. Hani işte Dracula filminde şey ilk Lucy ölür. Sonra gelir evde şeye evin ahalisine görünür. Yani diğerleri de kendine dönüşürmek için. Vampirliği böyle yayıldığını görürüz. Hani edebiyatı da böyle geçmiştir. Bu şekilde diyor bir sürü kişi ölürse diyor o kariyedekiler, köydekiler ne yapmalıdır? Kaçmalı mıdır diyor. Fetvalı verebelede de burada saklı. Bir yerde vampir söylentisi çıkınca köy boşalabiliyor. Bu da takdir edersin yani, ekonomik, sosyal dengeyi sarsabileceğinden diyor ki kaçmamalıdır diyor. Gereken şey burada diyor işte işin ehli olan kimselere bırakılmasıdır. E peki işin olan kimselere bırakınca ne oluyor orada? Ne yapmak gerekiyor diyor. Önce diyor ceset diyor göbeğinden diyor işte ardıç ağacıyla diyor kazıklanmalı diyor. Sonra diyor kafası kesilip ayağı canlı. Bu fetvada mı yazıyor bu? Tabii. Eğer bununla da defolunmazsa diyor yakılmak o zaman caizdir diyor. Bu Ebu Suud'un fetvasında geçen bir motif. Ben kafa kesip ayak ucuna koyma motifini Ardahan tarafında 1900'lerin başında yaşandığı iddia edilen bir memoratta denk geldim. Polonya'da vampir mezarları çıktı o kafa kesik ayak ucuna konulmuş şekilde. Bakın biri 1500'lerde fetva, biri orta çağda kalma Polonya'da mezar, biri 20. yüzyıl başından Ardahan'da bir şey ve Ardahan çok... Hocam aklın yolu bilmiş, başka türlü başa dönmüyorlar demek ki. Kafkasya, bak genelde Kafkasya. Türkiye'de mesela... Şimdi böyle gülüyoruz ama dışarısı karanlık arkadaşlar, birazdan çıkacağız. Türkiye'de mesela hortlak memoratları derlediğiniz zaman işte bu mezardan ölülük kalkması tesavvurları günümüzde çok denk gelmiyor ama eskiden yapılmış araştırmalarda ya da o eski işte anneannesinin, dedesinin hikayesini dinleyip hala hatırlayan insanların aktardıkları var. Bu motifleri genelde yoğunlaştığı yerler işte bu Karadeniz'de Giresun tarafında özellikle Çepni köylerinde. Ha. İşte efendim Doğu Anadolu'da, Kafkasya tarafına yakın bölgelerde görüyoruz. Hani şey gene o Kıpçak göç sahası ortaya çıkıyor ama artık şey günümüzde o cin şeklinde anlatılıyor artık. Şimdi tek merkezden bir din eğitimi veriliyor artık biliyorsunuz uzunca bir süredir. Evet. İşte tek bir diyanet söz konusu, tek bir dini eğitim. O kulaktan dolma şeyleri biraz törpülediği için artık her şey cin olarak adlandırılıyor. Hani bir tek Alkarısı kendini nasıl ne hikmetse koruyabilmiş. O evet yani Alkarısı yani belki Türk doğrudan Türk mitolojisiyle evet. alakalı olduğu için doğrudan gidiyor ama evet bu şey tek merkezden din eğitim verme hep şey yok ediyor bu kültürel işte. Zengini de yok ediyor. Şeydir evet. Mesela evliler çevirir şey cadılar falan da vardı galiba. Çalıkavak köyünde bir cadı gördüğünü anlatıyor. Cadılar şeyde şey var. Şey var ya. Oburlar cildini cadılar yok savaşı ya. Diye anlatıyor. Çünkü cadılar işte birbirini yakaladılar diyor. Havada kallarını içtiler diyor. Yere diyor leş şeklinde toprağa düştüler diyor. Biz onları alıp yaktık diye anlatıyor. Ve sonra da işte nasıl yok edileceğini anlatıyor. Gene kalbinden kazıklanmalı işte şöyle işte kanı diyor. Kül bilmem neye karıştırıp diyor. Kurbağa içilmeli iyileşmesi için falan diye anlatıyor bayağı. Bir de Çalıkavak'ta bir cadı vakasından bahsediyor. Uyurken bir yerde Çalıkavak köyünde Rumeli'de Bulgaristan tarafında şey bir tavuğun civcivleriyle birlikte bir tavuğun şeye girdiğini görüyor. Kaldıkları yere girdiğini görüyor. Bir tane adam kalktı diyor. Şehri çıkardı diyor. Üstlerine sepe sepe işedi diyor. O işedikten sonra diyor büyüsü bozuldu diyor. Şey diyor yaşlı bir kadına dönüşünü gördüm diyor cadının. Yani Evliya Çelebi'de şey böyle metafizik anlatıları çok güzel yerleştiriyor. Mesela oğlum bir tane şey var. Kırbağlıyla seferdeler. Kırbağlıyla idrarı güçlüymüş. Şey büyü bozmada kullanılıyor genelde deri suyla birlikte. Ha. Sirkeli su, amonyak sirke, ya. Amonyak ya da büyü bozmada falan kullanılıyor. Yani o halk ilaçlarında hala kalmış o. Kafkasya'da bakıyor. Şey, Kırım Hağlayı'yla bir seferde Kafkasya tarafında bir nehri geçecekler. Köprü mü yapmak lazım, nasıl yapacağız diye konuşurlarken bir fırtınaya yakalanıyorlar. Eyvah ne yapacağız diye korkarlarken fırtına bir anda diniyor. Yaşlı bir tane kalmuk sihirbazı çıkıyor. Öyle diyor bunu. Şaban, kaban, kam gibi biri çıkıyor o kalmukların arasından biri. Diyor ki ben diyor işte diyor yağmur ve kar yağdırabilirim diyor. İsterseniz bu nehri dondurayım siz böyle geçin. Bana şu kadar para verirseniz diyor. Evliya Çelebi diyor ki hal anlaştı onunla diyor. Hakikaten diyor nehri dondurdu ve bütün ordu ağırlıklarıyla geçti diyor. Bu şey yada taşı muhabbeti. O evet onlar, o aynısı şeyde 1778 Prut Savaşı'nda da gidiyorlar. Rus ordusunda bir tane şey var. Rus ordusunda şey var. Orta Asya'dan artık veyahut da muhtemelen kalmıklardan da olabilir. O şeyli menşeli bir cadı yani büyücü olduğu söylüyorlar. Şey diyorlar ırmaktan geçmeye çalışıyorlar.
hava şeyi anlatıyor yani şeyde de var tarih evet. Vakanüvis de anlatıyor. Diyor ki ortalık böyle sakindi. Ondan sonra geçmeye çalışıyorduk falan birden sel almaya başladı. Bir şey dağılıyor, ordu evet, dağılıyor falan. Evet. Ya da taşı kullanıyorlar. Ya da taşı da işte yağmur çağırmaya, havaya kontrol etmeye yarayan bir taş. Bunu bilmiyordum ben. Evliya ondan sonra şöyle bir anekdot aktarıyor. İşte herkes geçti. Bir tek diyor hoca molla takımı kaldı onlar geçmedi diyor. Niye? Sihir işte batıl falan. Sonra en son onlar geçmeye başladı diyor. Fakat onlar da geçerken hani korkulardan dua bua okuyarak geçiyorlar diyor. E tabi bunlar dua okuyunca diyor. Sihrin diyor büyüsü bozuldu diyor. Batıl diyor zahil oldu diyor. Buzul bir çatla diyor. Hepsi kırıldı diyor. Zahil oldu gitti diyor. Dedi. Böyle bir olay da aktarıyor. Evliya muhteşem ya. Şey ya muhtemelen duyduğu, halk arasında duyduğu şeyleri üsup gereği yaşamış gibi anlatıyor. Evliya şimdi yaşasa adamı taşlarlardı yani. Herhalde. Folklorla çok uyuşuyor yapısı yani. Folklorik yapıyla evet. Çok uyuşuyor. Yani duyduğu halk hikayeleri muhtemelen yani ilginçlik olsun diye kendi ağzıyla anlatıyor ki Anadolu böyle çok hikaye anlatmayı seven amcalarımız vardır yani ilginç şekilde. Onu onlardan evet. Biri gibi görüyorum ben. Aslında sen de öyle başlamışsın. Mufassal kısa başlarsın, garip efsane söylersin diyor ya Baki. Evet. Sen de işte ufak ufak şeylerden başlayıp, tweetlerden, 140 karakterden başlayıp güzel bir roman yazmışsın. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım hocam. Bugün güzel bir sohbet ettik. Aşağı yukarı 40-50 dakikadır da yayındayız. Son olarak söyleyeceğiniz bir şey varsa onu da toparlayalım ve yavaş yavaş yayını bitirelim. Ben sadece teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir yani imkan sağladığınız için ve güzel bir sohbet için. Estağfurullah. Edirne'den kalkıp geldim. Güzel bir sohbet oldu. Sen kalkıp geldin. Biz sana teşekkür etmemiz lazım. Yani, ne demek güzel yani? Bir sohbet oldu. Ya yani, iyi sohbet her zaman için. Yani her türlü yorgunluğa çileye değiyor yani. Evet, biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Önümüzdeki hafta aslında bu konunun devamı olarak yine Osmanlı İmparatorluğu'nda İstanbul'unda asayiş, Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih bölümünde doçentken YÖK kararıyla çalışma iznine iptal edilmiş olan Naomi Levi Aksu önümüzdeki hafta konumuz olacak ve aslında bu konunun da devamı niteliğindeki şu doktora tezi üzerinden iletişim yayınlarından çıkmış bu doktora tezi üzerinden Osmanlı İstanbul'unda asayiş konusunu konuşacağız. 47. yayınımız olacak. 50'ye doğru gidiyoruz. Evet. 50. yayına doğru gidiyoruz. Mehmet kardeşimize bu programa katıldığı için de çok teşekkür ediyoruz. Yedi Kuleli Mansur'u okuyunuz. Mehmet'in bu engin bilgisinden edebi bir şekilde faydalanmanızı tavsiye ederiz diyelim ve bu akşamki yayını bitirelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi saatler olsunlar. Evet. Üç kulu bir elham.